yine başlar, yeni yeni başlar. International TV, ortada kalmadan kabul yapalım her zaman. International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Dün videosunu çekmiştim. Çin sürümünün betasında vardı Erangel 2 arkadaşlar. Şu an tamamen Çin sürümünde çıktı Erangel 2 arkadaşlar. Ben de oyunumu güncelledim. Çin'deki hesabıma girdim. Horoz 30 oradaki hesabım zaten. Bugün Erangel 2'deki bazı yerlere bakacağız arkadaşlar. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Gece yaptığım güncellemeyi ilerleyen günlerde daha ayrıntılı bir inceleme yapacağız. İlk önce birkaç tane sorunuza bakacağım. Ondan sonra da Erangel 2'ye bakacağız arkadaşlar hemen hızlıca. APP. Soru, Eni Yulut nerede? Azerbaycan'dan selamlar abi. Erangel'ı soruyorsan bence military base. Elcan Mamedov telefon yanacak Allah rahmet eylesin demiş. Yok o kadar bir şey yapmıyor ya. Normal. Şu an size görüntüleri telefondan çekeceğim ve normal bir telefon. Öyle çok yüksek kaliteli bir telefon değil. Gayet dengeli de grafikler. O kadar da eskisinden bir farkı yok. Mücahit Bilgin abi soru, dondurucu silah gelecek mi, gelirse ne zaman? Öyle bir silah gelmeyecek. Eğer öyle bir şey olursa, yani normalde olmaz, klasikte sadece eğlence modu gibi, etkinlik gibi bir şey olursa öyle gelir. Pro Gamer Ferit soru, abi premium sandık var bende, iki tane açamıyorum, gelecek mi premium sandık? Ya bununla alakalı videolarda soruları cevapladım arkadaşlar, bazı sorulara baksanız iyi olur çünkü aynı soruları bir daha soruyorsunuz. 21'inde premium sandık geliyor zaten. Şeytan PUBG Mobile abi soru, yeni Erangel PC PUBG'deki gibi ev var ya demiş, orada evin altında kırılan sığınağı söylüyor büyük bir ihtimalle. Bu videoda sığınağı da göstereceğim arkadaşlar. Soruların hepsi bu kadardı arkadaşlar. Şimdi Erangel 2'ye giriyoruz. Military Base, Prison, Meta Power, sığınak. Elimden geldiğince yeni gelen şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Hadi Erangel 2'ye geçelim. Evet arkadaşlar, maça giriş yaptım. Lobby kısmı bu şekilde. Değişiklikler var tabi lobide de. Uçak biraz daha ikiye ayrılmış tamamen. Burada toplar var atabileceğiniz. Maçımız başlıyor. Lobby de böyle değişti. Zaten bununla alakalı videolar daha önce çekmiştim. Şu an kendimiz girdik. Evet arkadaşlar, sağ alt tarafta Meta Power'ı görüyorsunuz. Oraya da geçeceğiz. İlk önce sığınağa bakacağız arkadaşlar. Sığınak Quarry tarafında. Quarry'nin alt kısmında arkadaşlar. Şöyle bir sığınağa doğru gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, sığınağa doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz. Quarry'nin alt kısmında. Bu sarı evler artık biliyorsunuz turkuaz renge büründü. Şöyle bir içeriden bir silah alalım. Güzel. Ha, bu arada şu an oyunda kaskı takmıyor gençler. Buranın altına gireceğiz. Şu gördüğünüz kısmı yerin arkadaşlar. Burası normalde kırılıyor. Şöyle bir alt sığınak tarafına girelim. Oradan yukarıya doğru çıkarız. Sığınağa da buradan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunun altında işaret bir şey de çıkıyor. Tabi her zaman değil. Ama çıktığı da oluyor arkadaşlar. Daha önceden videosunda çekmiştim. Burada işte ufak tefek lootlar var arkadaşlar sığınak tarafında. Burası aslında güzel. Saklanmak için. Yani iki tarafı tutarsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız burada. Böyle ufak tefek odalar var. Bu merdivenlerden de yukarı çıkıp arkadaşlar buradaki üst kısmı kırabiliyorsunuz. Sığınak bu şekilde. Sadece burada yok, birkaç yerde var. Onu da söyleyeyim. Kanalda da videosu var. Şimdi sığınaktan sonra diğer yerimize geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle bir military base'e doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz. Sağ tarafta görüyorsunuz yeni antenler kırık. Aşağıda bir tane heykel var. Military base bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Öyle böyle değil. Daha önceden bununla alakalı videolar vardı biliyorsunuz ama şu an ilk defa kendimiz oynuyoruz. Tokiler bu şekilde buraya direkler eklenmiş. Burada bir heykel var. Böyle bir kapağa doğru çıkan, bu kapağın ön tarafı, daha doğrusu bu artık önü mü arkası mı, bu taraf değişmiş biraz. Dediyseniz direkt çıkabiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. İçeri bir atlarsak. Kapaklar biraz daha bir hem rengi değişmiş, biraz daha böyle bir netleşmiş gibi. Yan taraflar biraz daha
Değişik duruyor ya. Buradaki binalar değişmiş. Hem dış bakımından. Şöyle bir kuleye doğru girelim. Kuleye dikkat ettiyseniz arkadaşlar, pencereler kapalı. Yarım kapalı bazıları. Değişik olmuş. Şu an normalde açık. Şunları bir alalım abi. Anta 3 seviye yelek. Bu arada arkadaşlar oyunda şu an kaskı takmıyor. Kaskı alıyor. Bak dikkat ederseniz çantamda kask gözüküyor ama kaskı takmıyor arkadaşlar. Yani dışında takmıyor. Farklı bir şey olmuş. Ya düzeltecekler ya da böyle bir şey oluyor herhalde artık. Kask takmayacak. Burası da kulenin üst kısmı. Burası çok güzel olmuş. Tam bir kule olmuş yani. Bir sürü böyle ekranlar falan var. Military base bayağı bir değişti arkadaşlar. Hele bu arazi dikkat ettiyseniz şöyle. Ağaçlar falan eklenmiş. Kayalar var. Bayağı bir böyle tümseklikler falan var. Şu an oynadığımız military base'de burası dümdüz. Ve karşıdan gelen biri eğer alan bu tarafa doğru daraldıysa ölme ihtimali çok yüksek oluyor. Çünkü kusabileceği bir yer yok. Ama şimdi tam tersi. Şu sağ tarafa baksanıza kayalar falan eklenmiş roketlerin o tarafa. Otlar bir daha bir yoğun duruyor. Böyle uçaklarda bir fazlalık var gibi sanki. Aşağıda tank gibi bir şey var. Şöyle bir gidelim bakalım. Hem oraya bakalım hem uçaklara bakalım. Bunlar PC PUBG'de var zaten şu patlak tanklar. Şöyle bir bakalım. Aynen tank. Bunlar eklenmiş. Yani pusmak için güzel yerler. Erangel bayağı bir değişti arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Şu anki Erangel, yani buna yeni taktikler çekmemiz gerekecek yeni Erangel'a. Çünkü hem binalar değişti, yerler değişti. Uçaklarda böyle bir fazlalık var gibi. Biraz daha büyük geldi gözüme uçaklar bu arada. Bu şekilde arkadaşlar Military Base. Bundan sonra bir Meta Power'a gidelim bakalım. Orası da soğumuş. Evet arkadaşlar Meta Power'a geldik. Meta Power'da arkadaşlar artık ortada gördüğünüz o büyük böyle turkuaz yeşil diyeyim artık bir bina vardı ya, o bina yok. Buralara böyle yeni çadır gibi şeyler var. Daha doğrusu vardı da yerleri değişmiş. İki çeşit hangar var gördüğünüz gibi. Hangarlar biraz değişik. Pingin bayağı bir yüksek bu arada. Tabii Çin PUBG olunca böyle oluyor. Bak yine kaskı takmıyor. Yani kafada kask var normal. Enteresan bir şey olmuş ya. Bayağı bir tümseklik var. Burada dikkat ederseniz bir düz alan vardı beton. Orası hiç yok. Komple değişmiş. Böyle haritadan da bakarsak yok yani. Şu tarafta elektrikle alakalı bir şeyler var. Çok da bilmediğim şeyler. Aşağıda hangar var. O binanın yerine böyle bir bina geldi arkadaşlar. Büyük böyle santral gibi bir şey. Değişik. Burası kırıldı. Baca kısmı. Diğeri sanki biraz daha yükselmiş gibi bacalar. Böyle bir ilerleyelim abi. Buraya bir giriş yapacağız. Şuradan bir girelim. PC PUBG'ye benzetilmiş. Burası PC PUBG'de bu şekilde. Böyle iç kısma geçiyorsunuz. Ama tabii şimdi hangar sayısı arttırılmış. O binada çünkü loot güzeldi. Lootlar hangarlara dağıtılmış gibi bir şey olmuş. DBS silahı arkadaşlar Erangel 2'de yerden çıkıyor artık gördüğünüz gibi. Şöyle bir gidersek. Yani büyük bir santral binası gibi bir şey burası. Karşıdaki hangara da bir gidelim bakalım. Hangar nasıl olmuş? Güzel ama ben Erangel 2'yi beğendim arkadaşlar. Yani harita bildiğiniz yeni harita gibi olmuş ya. Komple değişmiş. Evet buradan nereye gidelim? Buradan da arkadaşlar bir Prison'a gidelim. Prison nasıl olmuş? Orada da çünkü bayağı bir yenilik var. Evet arkadaşlar Prison'a geldim. Prison bayağı bir değişti. Yani çok ciddi manada değişiklikler var. Şurada bir dikkat ederseniz kule gibi şeyler var. Daha önceden şu anki globalde de var bunlar arkadaşlar. Yalnız tek kötü yanı bunlara giriş yok.
Kapıları yok. Yan tarafta bir kapısı var arkadaşlar. Orası da kapalı. Yani dış taraftan da kapalı burası. Duvarlar eklenmiş bu arada. Cüzdana. Buradaki kapı da açılmıyor gençler. Onu da söyleyeyim. Kuleler kapatılmış. Hangarlar çok değişti. Böyle girişleri biraz daha küçüldü. Tabii iç tarafları da diğer hangara göre sanki biraz daha küçük. Şu an oynadığımız Prizon'daki hangarlara göre biraz daha bunları küçültmüşler. Ortada büyük bir basketbol sahası var. Burada Station diye bir binamız var. Böyle görüyorsunuz sahayı. Şunun çatısına bir çıkalım. Oradan da bir arkaya da bakacağız. Yukarıdan nasıl gözüküyor? Güzel olmuş abi be ya. Ben bayağı bir beğendim şahsen. Çatıya da geldik. Şu arkadaki bina yeni bir bina. Oyunda hiç böyle bir bina yoktu. Yani Miramar'daki sarı binalara benziyor ama biraz değişik bu. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bayağı bir aslında şuradan bir atlasam herhalde canım bitmez. Şu köşeye doğru duvarda tutunacak bir yer var mı acaba? Şöyle bir atlayalım bakalım. Evet. Canımız gitti. Çıkalım şu teras mı artık üst katta bir kaçak yapı mı çıkmışlar? Orayı merak ediyorum. İçten mi giriliyor acaba oraya? Şöyle bir bakalım. Şuradan girişimizi yapalım. İkinci kata çıkmamız lazım. Bir merdiven daha var mı acaba oraya çıkış? Canımızı da birazcık fulleyelim. Burası böyle. Yan taraf. Burası. Orası değil. Sanki evet. Burası orası değil. Böyle bir tarafa da bakarsak. Bir camdan atlayalım bakalım. Ha botlar vuruyor. Bir tarafa çıkmamız lazım. Oraya çıkış. Ha buraya merdiven koymuşlar. Tamam. Buradan. Şöyle bir girelim. Bak burası çok güzel. Ben burayı çok sevdim. Evet arkadaşlar military diyorum. Prizon'da bu şekildeydi. Şimdi bir diğer bina olan yeni eklenmiş olan uçağın olduğu binaya gidiyoruz. Evet Prizon'un az ilerisinde biliyorsunuz böyle turkuaz mı diyeyim artık yeşil mi diyeyim açık mavi diyeyim böyle büyük bir hangar gibi bir bina var arkadaşlar. Şu an globalde oynuyorsunuz. O artık gidiyor. Böyle bir bina geliyor. İçinde de loot o kadar da az değil. Dışarıda da lootlar var. PC PUBG'de olan bir şey bu. Bayağı bir benzetmişler. Böyle tepede uçak var. Bizim uçağın aynısı. Bu şekilde. Yani bilmiyorum. Bence güzel olmuş. Yeni binanın eklenmesi. Dışarıda yine böyle sandalye masalar var. Duvarları var. Çoğu yeri duvar eklenmiş. Biliyorsunuz Miramar'da da aynısı oldu. Burada da bu eklemeleri yapmışlar. Yan tarafta şurada bayağı bir sandalye masa var. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.